Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Işık, rakamların bir miktar yüksek olduğunu ifade ederek gelecek aylardan itibaren enflasyonda düşüş yaşanacağını söyledi. Ama inşallah bunun önümüzdeki süreçte gerileme sürecine gireceğini düşünüyoruz. Yani işte bu şekilde sürmeyeceği belli. Ama dediğim gibi bir kurlardaki oynaklığın getirdiği bir maliyet var. İkincisi de işlenmemiş gıdadaki yükseliş. Kurlardaki oynaklığın ne kadar devam edeceği yönündeki bir soru üzerine Işık, bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil, bu geçici. Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra bir istikrar kazanmaya başladı diye konuştu. Kurdaki oynaklık, faizlerin yükselmesi bunlar sadece Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan konular değil. Bunlar biliyorsunuz Amerika'da Fed'in para sıkılaştırma politikasıyla birlikte gelişen piyasalarda ortaya çıkan problemler. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Evet. Türkiye'de bunun etkisinin biraz daha artması, biraz dalga boyunun artmasının sebebi işte içerideki bu 17 Aralık dediğimiz süreçte birlikte örtüşmüş olması. Bu geçici. Yani bunu herkesin iyi bilmesi lazım ki bu kurdaki oynaklık da faizdeki yükseklikteki kur yavaş yavaş istikrar kazanmaya başladı aslında. Yani Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra bir istikrar kazanmaya başladı. Kredi kartlarına yönelik düzenlemenin sorulması üzerine de Işık, bu düzenlemeyle cari açık probleminin çözümüne katkı sağlayacağını dile getirdi. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bugünkü konjonktürle değerlendirmemek lazım bu tedbirleri. Yani bugün içinde bulunduğumuz son bir ay, iki ayla ilgili değerlendirmeyelim. Bunu Türkiye'nin iki tane temel risk alanı var. Bunlardan biri cari açık. Bu kredi kartı düzenlemelerinin temel amaçlarından biri Türkiye'de cari açığın azaltılmasıdır. Çok ciddi bir tüketim yapıyoruz ve bu tüketimde ciddi bir ithal bağımlılığımız var. Bunu aşağıya çekecek bir düzenleme. İkincisi tasarrufları artırmaya yönelik bir düzenleme. Yani siz cep telefonunu ben bugün alayım nasıl olsa 2 senede öderim yaklaşımıyla aldığınız zaman zaten o 2 sene bittiğinde cep telefonunda demode oluyor. Tutuyorsunuz bir daha üst model alıyorsunuz ve sürekli telefoncuya çalışıyorsunuz. Yani telefoncuya derken yerli şeyi söylemiyorum. Şimdi bunu artık diyoruz ki bir paranızı biriktirin de öyle alın. Bakan Işık, TÜBİTAK'ın bazı davalara yönelik raporuna ilişkin de olay rapor TÜBİTAK raporu değildir. Bu bir bilirkişilik müessesesinin Türkiye'deki yargı sistemi içerisindeki bir faaliyetidir. Yani olay yargı olayıdır diye konuştu.